10 Mart'ta yani hocamızın ölüm yıl dönümünde onu anarız. Bu görev benim için aslında bir görevden daha öte bir onur. Hı hı. Hocamın adıyla müsemma bir onur. Bunu her yıl yaparım ve her yıl mutlaka bir özel faaliyetle yaparım. Yani işte hocamızın hayatını anlatmak veya ona dair şeyler söz etmekten daha öte özel şeyler yapmaya gayret ederiz. Onur Akdoğu Türkiye'de Türk musikisi camiası içerisinde ya da müzik bilim camiası içerisinde en önde gelen isimlerden biridir. En önemli özelliği Türkiye'de en çok eser üreten kişi olmasıdır. Her anını bizzat şahit olduğum her anını yazarak, çalışarak ve üreterek geçirmiştir. Dolayısıyla bu bakımdan da Ege Üniversitesi'nin yüz akıdır. Çok değerli bir isim, evet, sizin de söylediğiniz gibi. Yani sözlerle ifadesi mümkün olmayan bir değere sahiptir. Ömrümüz oldukça her yıl hocamızı anmaya devam edeceğiz. Ve her yıl özel bir yönüyle, özel bir ifadeyle anmaya devam edeceğiz. Ve onu kuşaktan kuşağa aktaracağız. Şimdi ben onun öğrencisiyim. Sizin için daha da önemli aslında. Çok daha önemli. Ve benim de öğrencim Almila'nın. Ben de yüksek lisans yaptı. Şimdi doktora eğitimine devam ediyor. Yani hocamdan almış olduğum eli Almila Hanım'a uzatmış oldum. Böylece kuşaklar arası diyaloğu da kurmuş olduk. Yani ben hocanın evladıysam benim evladım Almila Hanım. Dolayısıyla Almila Hanım da Onur Bey'in torunu oluyor. Bu bilgi aktarımı kuşaktan kuşağa gerçekleşiyor. Gerçekleştirmiş olacağız. Bu nedenle Almila Hanım'a ricada bulundum. O da çok çalıştı ama hakikaten çok çalıştı. Yani günde 8 saatten az olmamak üzere fazla üzdüm onu ama çok da güzel bir şey çıkardı ortaya. Onur Akdoğu hocamızın işte bahsettiğim çok eser üretmesinden mülhem bir ilhamla bu bibliografyasını yazmayı düşündük ve netice olarak gerçekten çok sayıda eserini satır satır harf harf okuyup değerlendirmek ve analitik bir çalışma yapmayı da Almila Hanım gerçekleştirdi. Evet, burada şu anda önümüzde de duruyor. Almila Tuncer Tuna'nın yazdığı Onur Akdoğu bibliografisi gerçekten çok değerli bir eser ki çok uğraşıldığı da belli. Sizden çok merak ediyorum aslında bu kitabın hikayesini dinlemeyi. Şöyle söyleyeyim. Hakan Hocam'ın söylediği gibi ben Hakan Hocam'ın öğrencisiyim. Ve maalesef ki Onur Hocam'ı ben tanıyamadım. Tanıma şansım olmadı. Ama Hakan Hocam sayesinde Onur Akdoğu'yu gerçekten iyi tanıdım. Yani yaşıyormuş gibi. Çünkü bütün eserleriyle. Burada ben 32 kitabını, 98 makalesi ve 73 bestesiyle beraber biz bunları bütün kitap haline getirmeye çalıştık. Çok büyük bir emek yatıyor burada. Bir çatı altına, Onur Akdoğu'yu bir çatı altına toplamaya gayret ettik. Tabii ki burada hocamın hocası olduğu için ayrı bir maneviyat var. Duygusal bir bağ da oldu Onur Hocam'la aramda her ne kadar tanımamış olsam da. Bir de eserleri de inceledikçe tabii, daha da anlama, kavrama, onun görüşünü kesinlikle, diye tahmin ediyorum. Kesinlikle yani kişiliğini bile tanımış kadar oldum öyle söyleyeyim. Hatta bunu yazarken de hocam daha iyi bilir, eleştirel bir yapısı varmış Onur Hocam'ın. Her seferinde acaba bu söylediğimi, bu yazdığıma ne derdi diye düşündüm. İşte ben de bu noktada arkasında bir küçük bir arka kapak yazısı yazdım. İstersen o güzel sesinle onu seslendir. Orada anmamız gereken kişiler var. Onları da anmış olalım. Tabii hemen ben okuyayım seyircilerimiz için. Lale, Nilüfer, Yasemin, çiçekler arasında onurlu bir yaşam
Onur Akdoğu'ya hediye edilen. Onlarla dop dolu, müzikle müziğe dair gece ve gündüz, kol kola uykusuz saatler. Müziği kendine yayılayan bir bilim insanının 30 yıllık emeği. Almire Tuncer Tuna bu emeğin her katresini satırlarında duyumsayarak bir Türk musikisi abidesinin portresini çizmiş sabırla. Bu kitap yazarın ilk, Akdoğu'nun hiç bitmeyecek sevinci. Peki bu her şey tabii Onur Akdoğu'yu anmak için bir etkinlik. Bu etkinlikte ne bizi neler bekliyor onları da alalım sizden. Evet, bu etkinlikte özellikle bir sürprizimiz var. Sürpriz. Yani gelenlere bir sürprizimiz var. Bunu burada ne olduğunu söylemiyorum. Yayında açıklamıyorum. Sadece gelenler görebilecek. Sürpriz. Gelenler gelecek, evet. Ama hocamızın çok renkli bir kişiliği vardı. O ve bitmeyen anıları, bitmeyen sözleri vardı. Çok güzel sözleri vardı. Mesela bir tanesini analım. Aynesi iştir kişinin, rütbeye bakılmaz derdi. O yüzden nice profesörler gördüğünü, nice rütbeli adamlar gördüğünü, hiçbir şey üretmeyen. Kendisinin böyle bir rütbesi yoktu. Alaylı birisiydi. Subaydı. Emekli bir teğmenlikten ayrılma bir subaydı. Ama çok çok çalışkan bir insandı ve bizim bilim alanımızın temel kitaplarını ve ilk defa olmak üzere o yazmıştır. Ama maalesef bu bilim aşkı kendini unutmaya kadar götürdü. Sağlığına hiç dikkat etmedi. Günde 3 paket sigara içerdi. Her şeyi bize o öğretti. Yani sigara içmenin yanlış olduğunu dahi biz ondan öğrendik. Bu kadar çok özel bir insandı. Laflarla, sözlerle, anılarla, anlatmakla bitmez. Çok emek harcamış. Kitaba bile sığdıramadık yani. Bu dünyaya çok emek vermiş. Ya, çok çalışkan bir hocamız da Onur Akdoğu. Tekrar hatırlatalım bu arada. 10 Mart Perşembe günü 12.30'da Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Etkinlik Salonu'nda 9. Ölüm Yıldönümü ve Anma Programı gerçekleşecek. Onur Akdoğu'nun.